Sivas-Malatya Karayolu Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan 1700 rakımlı yağ donduran geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle sık sık ulaşıma kapanarak sürücülere zor anlar yaşatıyor. Birçok kazanın da yaşandığı geçitte kış aylarında ulaşımın aksamaması için 2016 yılında başlatılan tünel çalışmaları devam ediyor. Kış aylarında sürücüler için kabusa dönüşen yağ donduran geçidinin yapımı devam ediyor. Uzun süren çalışmalar neticesinde yetkililer 2021 yılı sonunda yağ donduran tünelinin açılacağı bilgisini verdi. Coğrafyanın meşakkatli olduğunu ifade eden Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta bir kış daha yaşayacak ve artık yaşamayacağınızı söyleyebiliriz. Özellikle kış dönemlerinde bu coğrafyadan geçmek çok sıkıntılı. İnşallah Sivas, Malatya arası ve Sivas'ın Kangal, Divri, Gürün ilçelerimizin de Sivas'ımızla olan bağlantısı, gönül bağlantısı gibi sıkı ve güvenli olacak dedi. 800 metre yeraltı tüneli, yaklaşık 700 metre aç kapağı, yani tünelden sonra, yeraltı tünelinden sonra bir ayrı bir kar paneli şeklinde imalatlar yapılıyor. İnşallah elektromekanik işlerinde yine bu işler bünyesinde de yapılarak da 2021 yılının ortasında bu kabusu inşallah Sivaslılar bir kış daha yaşayacak ve artık yaşamayacağını buradan söyleyebiliriz. Gerçekten zor bir coğrafya, meşakkatli bir coğrafya. Özellikle kış dönemlerinde de bu coğrafyadan geçmek çok sıkıntılıydı. İnşallah Sivas, Malatya arası ve Sivas'ımız, Kangal, Divri, Gürün ilçelerimizin de Sivas'ımız olan bağlantısı, gönül bağlantısı zaten var. İnşallah bu fiziki yapılarda bertaraf edilerek de daha da fiziki mekanlarda giderilerek de rahatlatılarak da inşallah artılacaktır. Kış aylarında sürücülere büyük zorluk yaşatan Kızıldağ ve Çamlıbel geçitlerinin ve tünellerinin de planlandığını ifade eden Ayhan, Kızıldağ ve Çamlıbel'de de aynı şekilde planlama aşamasında projeleri bitti. İnşallah ödenek temini noktasında halledildiği zaman da oralarında gereği yapılacaktır ifadelerini kullandı. Aç kapa yapısı olacak bu. Yüzeyine yani 1500, 600 ama 2100 metre. Bununla 1500 sayılır. Bununla 1500. Şu anki tünelimiz 860 metre. Evet. Ha, çok uzun değilmiş. Evet. Aynı şekilde bu betonlu yapı ileriye doğru araçlar geçtiğimiz yerden sonra devam ediyor. Evet, aynı yapı.